Sabah çayı hazırdır. Başlangıç boldu. Panjuru açar açmaz. Büfede hamilelere, gebelere parazit mikrop virüs dayatmakla görevli olan hayvanat zeynep ve diğerlerinin yönettiği akbaba için hayvanı panjuru açar açmaz. Neden o öfkeye sürükleyecek? Bu çılgınca bir hareket yapar. Hayvanları sevmiyor. Bakalım neler bekliyor. Önce uyumadan önce bastırıyoruz bu kokusunu odanın içine. Bu hayvanlardan sonra panjurunu açar açmaz ilk göreceğin şey o bokları yapanlar. O büfeye neden kilit vurulmuyor be? Hamilelere parazit dayatıyor. Ya o akbaba kullarını oradan uzak tutsun hayvanlarıyla. Ya da kilit vurulmuyor. Hem ona hem diğer mekanlara bu şeytanlık için açılmış olan akbaba şeytanları için. Sümüklü böcek izleri buradan görünüyor. Tekrar ortaya çıkmaya başladı. Panjur açar açmaz boy gösteren beyaz deccal köpeği şimdi de karşıdan. Bu kokusunu nasıl odama sokuyorlar bilmiyorum. Tahminen parka yaptı. Ki bu hayvanların kokuları kilometrelerce hissediliyor. Bazılarında o kadar çok parazit kurt var ki müthiş bir koku be. Müthiş, iğrenç bir koku. Noktaya sıçtırıyorlar ve kokuyu istedikleri yöne gönderiyorlar. O bir dakika tır avlıyor, oturur oturmaz daha bir yudum almadım. Biraz uzaktan bu hayvanları seviyorum. Böyle istedikleri zaman da havlatıyorlar. İstedikleri yerde, penceremin dibinde yapıyorlar hep. Bütün bu kuduları, hayvanlı kuduları gelip tek yer olarak penceremin karşısında avlatıyordu. Yakından diğerleri de ortaya çıktı. Telepatik yönetiyor ben. Başka cevap yok. İlk yudumumuzu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Orada karşımda sıçıyor. Bok büyüsü. Tümü gibi. Yeni bir tip, daha önce hiç görmediğim bir bikkaç atlısı. Çabucak geçti oradan, sadece kendini gösterecekti. Evet, bak da bak, nereden hastanenin içinden. Ve diğerleri de geliyor. Kurt köpeklerimiz kaçırmayalım, o da hazır. Havlatma operasyonu için.
Senaryo şaşmaz. Ve polisler etrafta koşturuyor. Bu çıkacak, taşkınlık yapacak. Bunu uzatır uzatmaz diri diri yakamayacağız. Evet, hayvan tiyatrosu sürüyle karşıma. Dört tane şimdiye kadar gördük. 6-7 tane vardır. Evet, karşımdan ayrılmayacaklar. 5 tanesini görüyoruz. Deccal bu be. Başka cevabı yok. O bu şüphesi, bu takıntılı. İşleme bak be. Eskiden her sabah yaşıyorduk penceremizin karşısında. Bütün gün. Zır deli hayvanat Zeynep'in akbaba için yönettiği hayvanlar. Bok makineleri. Kurtlu, parazitli, mikroplu virüslü. Konser devam edecektir. Ben burada çayımı bitirene kadar, daha yeni başladım. Buraya da soktu, karşıma da soktu be. Deccal budur be. Yarı köpek, yarı kedi, pardon, çeyrek oluyor. Çeyrek ibne, çeyrek anasını ve köpeklerini beceren pislik. Kurt köpekliğe bak, anasını satayım, karanlık olsun, ne zaman olursa olsun. Burnunu uzatır uzatmaz be. Ve buraya geliyor. Ne arıyorsun lan burada? Ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun burada be? Ne arıyorsun sen burada? Kim seni yönetiyor? Ha? Hilmi Türkmen köpekler parka girmesin dedi. Ne arıyorsun burada? Siz ne arıyorsunuz burada? Ha? Çocukların salıncağının orada ne arıyorsunuz siz? Ne arıyorsun burada? He? Ne arıyorsun burada? Bir tane de burada. Evet. Evet.
Hayvanlar Zeynepler kaynıyor. Bir tane de gökten düşmüş gibi damladı. Ben çıkınca turnikede şu an saklanıyor ağaçların arkasında. İllaki çocuk parklarında olacaklar. Neden? Parazit. Şüpheci olma Yusuf. Bu şeylerin arkasında özellikle biri var diye. Tıkırtını duyar duymaz. Burnunu uzatır uzatmaz. Şüphelenme. Ve bu da geçiyor köpeğiyle. Dön suratıma bak tekrar. Evet. İşlem bu be. Eskiden sinekleri görüyor. Bu şizofren. Şimdi bu şeylerin arkasında biri var diye düşünüyor. Paranoyak. Çünkü o kurum elimizde. Besbelli anasını satayım. O hastaneye düşürdüklerinde kaç tane dediği çalışan varmış orada. 500 tane köpek varmış. Bahçede kediler ise kaç misli. Onları sayamazsın. Orman kadar ağaçları çürütmüşlerdi. Tek yaprak yoktu çam ağaçlarına. Tiyatro bitti mi Akbaba? Başka yok mu? Burnunu uzatır uzatmaz. Ağzına vereceğim, kemiklerini kıracağım. Keseceğim ağacı, açacağım, kapana sıkacağım. Burnunu uzatır uzatmaz. Tıkırtır duyar duymaz. Abdest aldığını duydu. Bekliyordu nöbette o köpek. Penceremi açmama her sabah gibi. Onlar sokak hayvanının ne yaptığını bilmiyor. İstedikleri an havlatıyorlar. İstedikleri noktaya kurtlu, parazitli, mikroplu virüsü boklarını sıçtırıyorlar. Müthiş bir kokuyla tüm atmosferi sarıyor böyle. İğrenç, kusturacak bir koku. Dünkü aktörlerin aynısı, kurt köpekliği ve bu yeni ortaya çıkan şıldık. Diğeri gelmedi. Peki, sadece bana mı oluyor bu şeyler? Hiç zannetmiyorum. Sosyal medyadan belli. Neden bu milletin üstüne gitmiyor bu devlet? Çünkü dediği gibi, Akbaba'nın dediği gibi, kimin memleketinin kimi? Seçimi biz kazandık. Neyle kazandılar böyle? Kamerama bile işlem yapabildikleri gibi bilgisayarlara. O şekilde. Ve böyle tıkırtımı duyar duymaz. Onunla ben mi be Yusuf dercesine eskisi gibi fırlamıyor piyasaya. Hayvanlarına bak yani. Yecücü mecücü gibi anında bitiyorlar. Yecücü mecücü kedi köpek. Ve parazitleri demir bakır onlar çekiyor parazitlerini.
O yüzden kabloya yakıyorlar hep. Kablo önünde yatıyorlar, boru önünde. Görmeyen kör. Evet, çayımız bitti. Tık sesi duyuldu. Biraz uzağa gidiyoruz bu sefer. Onlar neden zarar görmüyor? Orada kafesin önüne park etmeleri normal. Sürekli park ediyorlar. Karşıda ise kediler dinmiyor. Biri git biri gel aynı noktaya. Tek geçmeyen Hureyre oldu. Seni keseceğim, sülaleni bitireceğim. Kafana sıkacağım. Alıntılar ondan. Başka hiçbir olay olmayacaktır. Hepsi burnunu uzatır uzatmaz, tıkırtıp çıkarır çıkarmaz, diri diri yakalama yöntemi şiiri. Kuşlarla gelmeye başladı. Hayırlı sabahlar. Bu hayvanları toplamayan ve tezgaha ortak olan Marmaray'ın içini bu hayvanlarla dolduran belediyede, belediye başkanı falan demiyorum, kontrolü azdır. Bunların işbirlikçileri kaynıyordur be. Tekrar geri geliyor. Ve arkadaş çok seviyor. Sanki gitmiyormuş gibi. Diğer apartmana gidiyor. Ona tanıdık. Kapanışı kedimizle yapıyoruz. Bu yeni bir kedi. Kediden bahsettik. Her zaman böyle kapatıyorum hayırlı sabahlar dedim. Birkaç daha oluyor. Tıkırtım duyuluyor. Bu sabahki köpekler o Azrail'in hayvanat Zeynep'in yönetimiyle kimin emriyle belli. Bütün gece hastanenin bahçesinde parazitleriyle, mikroplarıyla, virüsleriyle hamilelere, bebelere dayatmak üzere. Kaç tane örneğini gördüm ve videoya çektim. Ayetteki Firavun'a dediği Musa'nın nimet diye dayattığın onları köleleştirmendir budur, bu olaydır. Parazitlerle köle ediyorlar, beyin parazitiyle. Bütün hayatı boyu bu hayvanların peşindeler, besleme peşindeler. Hiçbir işe yaramadıkları halde. Onlar için ölürler, çatışırlar. Kaç kere kovuyorum diye linç edildim. Bıçakla saldırıldım. Kafama beyzbol sopaları yedim. O park kafe eskiden beyzbol sopacısıydı. Bunlara beyzbollar veriyordu. Taksici o kafeyi açtıktan sonra
çeke çeke belirttikten sonra devredildi. Hala devam ettiler. O zamanki sahibi kanserden öldü. Evet. Bu pislik senaryosu kimse karşı çıkmadığına göre bitmez. Şimdi bu aynı hayvanları da masum gösterecekler ha. Eskiden yanlarına gider gitmez havlayarak kafa tutan, saldıran bu hayvanlar şimdi sessizce uzaklaşıyor. Böyle kontrol edebiliyorlar. İstediklerine istedikleri an saldırtıp parçalarlar. Fakat benim korkum yok. İyice buna bakarım onlar. Tüm bu hayvanların saldırıp parçaladığı, öldürdüğü, hastaneye düşürdüğü, bebeler, çocuklar, insanlar felç ettiği komutla yapılmıştır. Bunu böylece bilmişim. Bu hayvanlar kendi başlarına saldırmaz. Evet, yine söylettin beni akbaba. Aman akbaba. Afiyet olsun.